Deney filmin beyin faaliyetleri üzerinde yaptığı etkiyi seyredenlerin zihninden toplu olarak alacak. Bu gönüllüler daha önce bu ölçekte hiç yapılmamış bir deneyin katılımcıları. İlginç. Ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Nörologlar çok sayıda kişinin beyinlerindeki elektriksel aktivite tek bir cihaza bağlanırsa ne olacağını öğrenmek istiyor. Daha önce küçük gruplar halinde yapılmış bir deneyi 1000 kişilik bir ölçeğe taşıyoruz. Los Angeles ve New York'tan 500'er kişi aynı anda beyin faaliyetleri kaydedilirken Mind Gamers adlı bu filmi izliyor. Filmin konusu da tesadüf değil, beyni doğrudan bilgisayara bağlamanın yararları ve tehlikeleri üzerine bir yapım. Buna beyin bilgisayar arayüzü de deniyor. Bulut teknolojisi sayesinde seyircilerin filme ne kadar odaklandığına dair veriler, nörolog Tim Mullen'ın ekranında toplanıyor. Bu sıcak renge bakın, sıcak renkler odaklanmanın arttığını gösteriyor. Burada zirve yapmış. Zirve yapan noktada denekler bir kadının bir binanın en üst katından atlamak üzere olduğu sahneyi izliyordu. Sahne değişirken tüm katılımcıların odaklanma durumu da değişiyor. Mullen, beyin bilgisayar arayüzü teknolojisinin geleceğinin beyinden beyne iletişim sağlayabileceğini söylüyor. Yani beyni bulut teknolojisine bağlayıp internete bağlı bir cihaza da bağlamak mümkün olabilir. Bence eninde sonunda her şeyin dev bir hizmet sağlayıcısına bağlandığı bir gün gelecek. Hangi ülkede yaşadığımızın, hangi ırktan geldiğimizin önemi olmaksızın birbirimize bağlı olacağız. Daha büyük bir şeye entegre olacağız ve tek bir insanlık olacak. Bu durumdan endişe edenler de var. Bence bunu da sömürenler olacak. Özel hayat ve gizlilik üzerindeki kontrolümüzü yitireceğiz. Güney Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Todd Richmond ise beyin bilgisayar teknolojisinin olası tehlikelerinin farkında olması gerektiğini vurguluyor. It's a yin-yang world that we live in. Yaşadığımız dünya siyah-beyaz, yani yarattığınız her olumlu becerinin kötü ya da olumsuz bir sonucu olabilir. Bu tür şeyler geliştirirken daha bilinçli olmalıyız. Araştırmacılar deneyden elde ettikleri verileri insan zihninin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için kullanacak. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.